Herkese merhabalar dostlar. Bugün 28 Mart. Saatlerim saat sabah 10 cumartesi günü. Herkes yine takdir edersiniz ki evde uyuyor. Evet, beklenen sürece hazırlıklarla ilgili olarak daha önce videolar yapmıştım. İşte neler yaptığımla ilgili. Fakat onun dışında bundan birkaç ay öncesinde de yine Amerika'nın silahlanma sürecindeki ciddi potansiyelinden dolayı ve burada uzun yıllar yaşayan ve farklı kasırgadır, işte doğal felaketler süreçlerinde birebir tecrübe edinmiş olan arkadaşlarla yaptığım iletişimler sonucunda yine de her şeye rağmen hem evi hem de işte sevdiklerimizi daha sonrasında olabilecek daha olumsuz süreçlere karşı koruma amaçlı bir girişimimiz oldu ve beraberinde esas bendeki kırılma noktası ev koruma ve ailenin güvenliği dışında gitmiş olduğumuz kamplarda geçtiğimiz aylarda gece çok böyle orman içerisinde yaptığımız kampta böyle bir yabancı bir vahşi hayvan sesiyle gecenin bir yarısı uyandık. Çok yakınımızdan geçen burada bobcat denen bir yırtıcı hayvan bizi bayağı bir tedirgin etti. Özellikle beni. Bu bobcat diye bakarsanız internette bizdeki vaşak karşılığına falan geliyor yanılmıyorsam. Ondan sonraki zamanlarda işte ben tabii silah konusunda işte evde çocuklar var, şudur budur vesaire. İşte Banu bu konuda çok yani silah karşıtı bir tutumu vardı. Benim de aynı şekildeydi yıllarca. Fakat burada yavaş yavaş kendim daha ılımlı. İşte bu çevrede yaşamamız, Texas'ta bulunmamız, var olan arkadaşlarla olan temasım, ondan sonra işte gittiğim onlarla beraber gittiğim atış poligonlarında etraftaki halkı gözlemlemem neticesinde bir silah almaya karar verdik. Karar verdim, öyle söyleyeyim. Bunu tabii öncelikli olarak basit kullanılabilir bir tabanca yerine bir tüfek alma niyetim vardı her zaman. Çünkü hani basit kullanılabilir tabancayı şu an için ikinci planda ama onunla ilgili de şu an bu silahı aldıktan sonra onunla ilgili de düşüncelerim var. Hatta alan arkadaşlar var. Türk markası burada Canik epey popüler. Onu biraz inceledik modellerini vesaire. Şu önümüzdeki finansal süreci biraz daha yani önümüzü görüp değerlendirebilirsek bir de Canik almak istiyorum. Çok da lafı uzatmayayım. Ben ne aldım? Bu bir pompalı tüfek arkadaşlar. Bu bir shotgun Amerika'daki karşılığıyla. Ve bu shotgun şöyle yavaş yavaş açılımına başlayayım. 12 kalibre bir shotgun. Şöyle gayet basit. Yaklaşık işte almış olduğu fişeğin boyutuna göre yaklaşık 6 tane fişek almakta. Bununla ilgili ben farklı atış tecrübeleri de edinmek adına poligona gittim birkaç defa. Shotgun'ın şöyle söyleyeyim. Yani hayatımda hiç kullanmamıştım. İlk defa gittim. İlk atışta bayağı bir yani ciddi bir güçlü bir silah olduğunu fark ettim. Farklı fişek alternatifleriyle beraber işte kuş vurmak üzere farklı fişekler. Ondan sonra işte burada yine daha büyük işte erava gidiyorsanız öyle söyleyeyim farklı fişekler yine şöyle benim domuz avına gidiyorsanız farklı fişekler ki rifle deniyor, rifle fişeği deniyor burada öyle söyleyeyim, slug diye geçiyor burada, bunlardan farklı boylarda tedarik ettim, hepsini test ettim. Şu an tabii ki boş, beraberinde ne yaptım öyle söyleyeyim, ya daha alır almaz kullanıma başlamadan önce yani öyle söyleyeyim atışa gitmeden önce Texas'ın eyalet parklarının bir avcılık eğitim programı var. Avcılık eğitim programı bütün güvenlik prosedürlerini bütün detaylarıyla veren ciddi bir eğitim süreci, online eğitim. Buna dahil oldum hemen. 3 günümü harcadım o eğitimde. Yani A'dan Z'ye bütün güvenlik tedbirlerini öğrenerek yola çıkmak noktasındaydım. Hani evde bir tüfeğin olması, çocuklara karşı nasıl bir yaklaşımda olunması,
vesaire. Ondan sonra işte taşırken, bulundururken ne gibi taktiklerin olması. Hani bizde yıllarca şey vardı ama şeytan doldurur. O şeytan doldurur korkusu tabii ki hepimizde bir bilmediğimiz bir şeye karşı ve olumsuz bir bakış açısı var. Evet, kurallardan bir tanesi işte bir tüfek veya bir tabanca neyse bir silah her zaman bir doluymuş gibi davranmanız gerekiyor. Yani bir önceki gün boşaltıp koymuş olmanıza rağmen bakacaksınız işte dolu mu boş mu hani elinize aldığınız zaman. Ondan sonra ikinci bir şey, hiçbir zaman güvenlik mekanizmasına güvenmeyeceksiniz. Çünkü bunlar mekanik yapılar. Güvenlik mekanizmasına güvendiğiniz zaman işte olumsuz bir mekanik bir arıza durumunda gene silah ateş alabilir. Ondan sonra diğer bir güvenlik kuralı güvenli mesafeye doğrultacaksınız. Yani safe direction deniyor burada. Güvenli doğrultuya. Yani ne zaman aldınız, elinize aldınız, silah boş. Fark etmez. Bunu bir alışkanlık haline getireceksiniz. Yani doğrultacağınız herhangi bir ateşlemede kurşunun çıkacağı doğrultu hiçbir zaman önünde bir insan vesaire veya arkada birine vurabilecek şekilde olmayacak arkadaşlar. Diğer bir kural bu. Yani boş bir böyle hani vardır yani filmlerde veya Türk psikolojisi veya insan psikolojisi söyleyeyim onu ondan uzak duracaksınız. Sonra diğer bir güvenlik kuralı tetik. Yani şurada gördüğünüz tetik mekanizmasına hiçbir zaman parmağınızı içeriye sokmayacaksınız. Her zaman eliniz dışarıda olacak veya kabzadan tutacaksınız veya buradan tutacaksınız. Ne zaman ki hedefi gördünüz, atışa karar verdiniz, ondan sonra emniyeti açacaksınız ve atışınızı gerçekleştireceksiniz. O ana kadar hiçbir zaman tetik parmak buraya dokunmayacak, girmeyecek, tamamen uzak duracak. Bu yana beraber son bir kuralsa sese, hareket eden bir şeye, bir renge ateş etmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Yani ormandasınız ya da herhangi bir yerdesiniz, evdesiniz, bir ses duydunuz. Hemen ateş etmeyeceksiniz. Yani atış yapacağınız hedefi doğrulamanız lazım. Görsel olarak. Tamamen doğrulamanız gerekiyor. Yani öyle işte bir karartı gördüm. İşte ormandasınız, arkadaşlarınızdasınız, işte kamptasınız, bir ses duydum. O çalıların arasında öyle bir şey yok. Tabii farklı ayrıntılar da var. Atış yapacağınız alanda herhangi bir hedefe atış yapıyorsanız, çok kısa uzatmayayım bu da sonuncusu olsun. Atmış olduğunuz merminin veya işte neyse fişeğin hedefi ıskalamanız doğrultusunda, durumunda, hedefi ıskalamanız durumunda hemen arkasında kurşunu ya da mermiyi durdurabilecek bir platform, bir yüzey, bir duvar, bir yamaç kenarı, işte neyse bir yükselti olması lazım. Aksi takdirde şöyle bir tepedesiniz, hedef burada, attığınız zaman, hedefi ıskaladığınızda mermi dümdüz devam edip ta ileride işte mesafe kapasitesi doğrultusunda başka bir istenmeyen bir noktayı vurabilir gibi. Çok yani bunlar en basit, en temel ilkeler. Bunlara karşı ben eğitim yapmak istedim. Sonrasında çocuklarla ilgili süreçte şu an için Irmak bilmiyor evde silahımız olduğunu. Toprak haberdar. Toprak zaten Toprak'la bunu konuştuğumuzda ben onu paylaştığımda şimdi ne aldın baba dedi. Çünkü o daha çok PlayStation oyunlarında, yani çocuklarımız inanılmaz arkadaşlar. Eğer biraz iletişim kurarsanız PlayStation'dan onlara, özellikle o Fortnite'dır, işte çok popüler oyunlardan oynadıklarında inanılmaz silahlar biliyorlar. Hatta Irmak'la da böyle silah sohbeti yaptığında ya babacığım ne biliyorsun sen? İşte baba pistolu bilmiyorum, revolver'ı bilmiyorum, onu biliyorum, şunu biliyorum diye böyle ağzınıza çıkacak bilgiler var. Hani siz de onları çaktırmadan sorabilirsiniz çocuklarınıza. Neyse, shotgun bu. Arkadaşlar yani bunu dediğim gibi test ettim. Atışlarımı yaptım. Farklı fişeklerim var burada.
bu fişeklerle beraber temizlik süreci bir dert. Yani ben ilk defa bir shotgun'ı nasıl söktüm? Neyse ki YouTube'da her şey var. İşte bir atış yap geldikten sonra bunun işte bütün süreçleri. Şu bir ekstra bir aparat aldım buraya, böyle bir bez. Hatta şurayı kendim deldim. Çünkü burada bir askı var arkadaşlar. O askıyı aldım Amazon'dan. Şöyle fişekleri asabilmek adına. Onu böyle şöyle göstereyim. Asabiliyorum. Ya da şöyle hemen yapıp olumsuz bir durumda hemen boynunuza atabiliyorsunuz falan. Yani şu gördüğünüz gibi her zaman emniyet kapalı. Emniyeti de şöyle şuradan bastırıyorum. Bu modelde böyle parmakla kırmızıyı gördüğüm zaman emniyet açık ve kapalı. Bu arkadaşlar Maverick 88 Mozambelk'in. Onu söylemeyi unuttum. Mozberg firmasının telaffuzum yanlış olabilir. Maverick 88 modeli. $200 aldım bunu arkadaşlar bu arada. Yani Amerika'da bayağı popüler bir marka. Popüler bir model öyle söyleyeyim. Hem hesaplı hem de çok satılan, güvenilir bir model. Ayrıca kısa namlu. Yani namlu değiştirilebiliyor, opsiyonel. Yani herhangi bir ava veya işte ne bileyim hedef vurmak için pratiğe gidiyorsanız. Böyle söyleyeyim. Ondan sonra burada bir hemen görülebilir herhalde bir fişek kutum var. Evet, fişek kutumda bahsettiğim fişeklerden bir tanesi bu. Deer diyor. Geek avı için. Ya bizdeki domdom kurşununa tekabül geliyor. Şöyle hemen içinde büyük bir gördüğünüz gibi bilyesi var. Öyle söyleyeyim. Bu çok ciddi bir omuzda geri tepme yapan sağlam bir kurşun. Yani bilen arkadaşlar biliyorlardır. Onun dışında gene farklı bir markanın Rifle Slug var. Farklı markalar aldım arkadaşlar. Yani aynı özellikli. Mesela bu da aynı. Domdom kurşununun Remington modeli. Öteki Winchester'dı. Yani bunlar ikisi de mesela birebir aynı görünmesine rağmen yani atışta farklı tepkiler veriyor. Bir de arkadaşlar Buckshot var. Buckshot'ta özellikle ev korumada Buckshot'ın hazır olması üzerine bir beğen var. Mesela benim buradakilerin hepsi fişeklerim Buckshot. Buckshot nedir? Ördek avında kullanılan fişekler. Ki bunların da içerisinde bakayım kaçlı, yani bu 00 diye geçiyor. Taneler var. Kaç? Yani 9 tane tane var mesela, yazıyor üzerinde bunların. Şurada yazıyor hemen. 9 tane iri bilye var. Yani mesela bir de birdshot var ki birdshotlarda da atıyorum aynısının içerisinde 40 tane 50 tane ufak bilye var. O 40-50 bilyeyle hani şöyle attığınızda açılıyor, dağılıyor. Uzaktaki kuşu daha çok vurabiliyorsunuz ama ben tabii dediğim gibi herhangi bir ava gidip bir şey avlama, bir hayvan öldürme konusunda bir arzum, beklentim olmadığı için öyle bir şey, ona yönelik alışveriş yapmadım. Ve bu da arkadaşlar şöyle göstereyim. Güneş tam böyle bulutların arkasında inanılmaz bir parlak, bir gidiyor bir geliyor, böyle biraz renk oyunları olabilir videoda, kusura bakmayın, ciddi de bir rüzgar var, kendimi arabanın içine böyle bir siper etmeye çalıştım. Bu da kim, kutum açık mı? Evet, burada açık kutum var. Bu da arkadaşlar hedef vurmak için. Burada gene gitmiş olduğum poligonda henüz deneme fırsatım olmadı. Normalde daha 4 defa falan gittim. Yani normal atış süreçlerini pratik yapmaya çalışıyorum. Bu da şöyle göstereyim. Gene benzer bir, yani birebir aynı gözükse de hedef fırlatan platformlar var arkadaşlar. Atıyorum siz 25 tane hedefi $10 diyorsunuz ki ben alıyorum. Şöyle burada gözüktüğü üzere yuvarlak turuncu frisbee gibi yuvarlak işte hedefleri fırlatıyor. Sen fırlat diyorsun. Ya da orada bir buton var, ona basıyorsun. Mekanizma kendisi fırlatıyor. Farklı fırlatma platformları var mekanda. Oradan fırlatıyor, buradan fırlatıyor. Sen onları hedefleyip vurup pratik yapmaya çalışıyorsun gibi. Evet. Felakete hazırlananlar serisinde yani yemek dışında, un dışında kendimizi böyle de bir kendince bir savunma mekanizması geliştirmek adına, yani tabii hiç gündemde yoktu o zamanlar bu, yani bu bugünkü yaşadığımız
kıtlık süreçleri veya işte ne bileyim halkın bu durumda olup bir şeyler eve kapanma süreçleri, işte yarın öbür gün kıtlıkla ilgili veya işte insanların şeyleri bulamama, isyan etmeleri, sokağa çıkmaları vesaire gibi süreçlerle ilgili tabii bilgiler geliyor. Ne kadar inşallah olmaz da. Hani Amerika'da silahlanmış bir halkın arasında biz de en azından ben de diyeyim kendi shotgun'ımla şimdilik. Yanına da eklemek istediğim diğer bir pistol'lar, bir de 45'lik Magnum var kafamda. Bir de dediğim gibi Canik var. Yanlış hatırlamıyorsam TP9 modeli. O da buradaki fiyatı $300 civarı. Türkiye'deki fiyatı dün akşam arkadaşla bakıyorduk. Orada farklı modelleri 4000 lira 5500 lira arasında değişiyor. Burada 300-350 ila 900 lira arası fiyatlar. $900 öyle söyleyeyim. Dediğim gibi buna ben de $200 ödedim. Allah kullanmak nasip etmesin. En azından sadece pratik amaçlı. Son bir göstereyim. Ondan sonra da müsaade isteyeyim. Şimdi saatler ilerliyor. Gene videoyu 15 dakika yaptık. Bana müsaade. Bugün akşam da eğer hava müsait olursa dedim ya, çocuklarla arka bahçede bir kamp yapmak istiyoruz. Oyalanmak açısından. Size iyi hafta sonları olsun. Bana müsaade. Evde kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.